Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden İzmir-Bergama Kınık mevkinden yolculuğuna devam ediyor. Bu anlamda da burada çok güzel organizasyonlar oluyor. Burası çok güzel bir sosyal tesis. Neresi burası efendim? Deniz Bey'den dinliyoruz. Burada yani genelde akşamları bizim için güzel oluyor burası. Buranın genel ailesi çiftçidir. Çiftçiler gece geç saatlerde geldikten sonra burada dinlenmek için alan arıyorlar. O zamanlarda bizim şeylerimiz var, menülerimiz var. Aileler buraya geldiğinde mangaldır, demlik çaydır, semaver tarzı. O tür hizmetler sunuyoruz onlara. Burada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Peki, aynı zamanda organizasyon ayağı var burada. Burada ne gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Yani doğum günüdür, bekarlığa vedadır. Düğün salonu olarak da burada şu anda işletme ilerliyor, yani o şekilde devam ediyor. Havuz tarafımız da var. Orada ve bu tarafta doğum günü, bekarlığa veda, ondan sonra başka ne desem, yani şu an aklıma gelmiyor ama o tarz organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Peki organizasyonlardaki yaptığınız bu ev sahipliği nasıl geçiyor? Düğünleriniz yemekli mi oluyor? Burada müşterilerinize ne gibi seçenekler sunuyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Yani düğünlerimizin yemekli olma şansı da var ama buranın genel şeyi, yani yerleşkesi o tür şeyleri tercih etmiyor. Bu taraflarda genelde yemekler evde olduğu için düğün salonumuzda olmuyor ama isteyenlere de o hizmeti sunuyoruz. Buranın insanları eğlenceye çok düşkündür. Geldiklerinde biz eğlenmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani biz yetmesek bile organizasyoncu tutup onlara yetmek için her şeyi yapıyoruz elimizden gelen. Eğlence anlayışları çok güçlü aslında. Aynen, çok güçlü, bayağı güçlü hatta. Çok güzel. O zaman çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz.